Marcus Aurelius Düşünceler. Birinci kitap. 1. Büyük babam Verus'tan gölge kurallarını ve öfke kontrolünü sağlamayı öğrendim. 2. Babamdan ve onunla olan anılarımdan bana onun tevazu ve mertliği kaldı. 3. Annemden cömertliği ve dindar olmayı öğrendim. Zarar verici davranışlar sergilemek bir yana, bunların düşüncesinden dahi kaçınmayı, zenginlere özgü geleneksel hayat tarzından uzak, gösterişsiz bir biçimde yaşamayı öğrendim. 4. Büyük babamdan devlet okullarına gidip vakit kaybetmek yerine, evde yetenekli ve iyi öğretmenlerden özel eğitim almayı ve bu amaç uğruna yapılan hiçbir masrafın gereksiz olmadığını öğrendim. 5. Evde beni eğiten özel öğretmenlerimden yarışlarda yeşilden veya maviden yana olmamayı, gladyatör savaşlarında da güçlü veya zayıfı desteklememeyi öğrendim. Ayrıca çaba sarf etmekten kaçınmamayı, azla yetinebilmeyi, kendi kendime yetmeyi, başkalarının işine karışmamayı ve iftiralara kulak asmamayı öğrendim. 6. Diognetus'tan boş şeylere vakit harcamamayı, şarlatan ve büyücülerin şeytan çıkarma, büyü yapma gibi gereksiz uğraşılarından uzak durmayı, bıldırcınları gösteri veya dövüş için eğitmemeyi ve böyle gösterilere yanaşmamayı, ifade özgürlüğünü savunmayı ve kendimi felsefeye adamayı öğrendim. Önce bakıyorsun ardından Tandasis ve Marcianus'un öğretilerini ilk kez ondan dinlediğim için ona müteşekkirim. Ayrıca gençliğimde diyaloglar yazmayı, bir filozofunki gibi saman ve post serinmiş bir yatağa sahip olmakla, yetinmenin yanında Yunan eğitiminin ve disiplininin bir parçası olan diğer şeylerden de hoşnut olmayı ondan öğrendim. 7. Rusticus'tan karakterimi düzeltip geliştirmem gerektiğini, sofistlerin hırsına kapılarak onlar gibi spekülatif yazılar yazmamayı veya kamuoyuna ahkam kesen nutuklar çekmemeyi, gösteriş budalalığına kapılmamayı ve sofuluk taslamamayı, retorik, şiir ve dilin incelikleriyle uğraşmamayı, evimde senatör cübbesiyle dolaşmamayı ve buna benzer budalaca davranışlarda bulunmaktan kaçınmayı öğrendim. Aynı zamanda ondan tıpkı Sinuessa'da anneme yazdığı mektuplarında olduğu gibi mektuplarımda sade bir dil kullanmayı öğrendim. Beni kışkırtanlara veya sinirlendirenlere karşı kin gütmemeyi ve benimle yeniden barış sağlamayı istediklerinde onları kolayca bağışlamayı, hafif ve yüzeysel bilgiyle yetinmeden dikkatli bir şekilde okumayı, laf kalabalığına aldanmamayı öğrendim. Ayrıca kendi kütüphanesinden ödünç verdiği eserleriyle beni Epiktetos ile tanıştırdığı için ona müteşekkirim. 8. Apollonios'tan gerçek özgürlüğü, amacıma bağlılığı, en küçük şeylerde bile mantığın yolundan sapmamayı, en şiddetli acılarda, uzun süren hastalıklarda veya bir evladın kaybında dahi değişmeden aynı kalmayı öğrendim. Olaylar karşısında aynı insanın hem uysal hem de boyun eğmez olabileceğinin canlı örneğini onda gördüm. Apollonius bir şeyi açıklarken sabrını yitirmezdi. Ayrıca açıkça görülebileceği gibi felsefenin ilkelerini başkalarına öğretirken gösterdiği üstün yeteneği ve öğretme becerisini vakıf olduğu yeteneklerin en önemsizi olarak görürdü. Dostlarında gördüğüm iyilikleri onlar tarafından aşağılanmadan veya bu hediyeye karşı duyarsız da görünmeden nasıl kabul edebileceğimi ondan öğrendim. Sextus bana iyi huylu olma, iyi bir aile babası olma, doğayla uyum içinde olma konularında örnek oldu. Arkadaş çevresinde duyarlı ve bilgece davranmayı, cahillere ve düşünceleri bilimsellikten yoksun olanlara karşı hoşgörülü olmayı ondan öğrendim. Onun konuşmaları bana herkesle nasıl uyumlu olabileceğimi, böylesi bir uyumun her tür dal kabukluktan daha yüce ve aynı zamanda daha saygıya değer olduğunu gösterdi.
Yaşamın temel ilkelerini kavrama, keşfetme ve düzene sokma konusunda kimse onun kadar istekli olamazdı. En ufak bir öfke veya herhangi bir hırs belirtisini bastırma ama aynı zamanda duyguları belli etmeden en hassas ve duyarlı kalbe sahip olma, aşırıya kaçmadan başkalarını takdir edebilme, çok bilgiye sahip olup bundan böbürlenmeme konularında bana örnek oldu. 10. Dil bilimci Alexandros'tan, başkalarını kınamaktan kaçınmayı, ağızlarından çıkan yabancı, dil bilim kurallarına uymayan veya yanlış telaffuz edilmiş sözler için başkalarını yargılamamayı öğrendim. Bunun yerine konunun ifade ediliş tarzını tartışmaktan kaçınarak ve onay veya itirazı yalnızca konunun kendisine yönelterek kelimeleri doğru bir şekilde telaffuz etme veya nezaket çerçevesinde öneri sunma konusunda ustalaştım. 11. Toronto'dan çevremde ne kadar çok kıskanç, hilekar ve ikiyüzlü insanın olduğunu ve adına patrici denilen soyluların aslında gerçek sevgiden ne kadar yoksun olduklarını öğrendim. 12. Platoncu Alexandros'tan kimseye çok gerekmedikçe sözle veya mektupla meşgul olduğumu söylememeyi, böylece acil işleri mazeret göstererek bir arada yaşadığımız insanlara karşı borçlu olduğumuz görevlerden kaçınmamayı öğrendim. 13. Katalus'tan herhangi bir arkadaşımın haksız da olsa hiçbir eleştirisini kınamamayı, bunun yerine onunla eskisi gibi olmayı, tıpkı Dominitus ve Antenodoros için olduğu gibi hocalarımdan bahsederken övgülerimi esirgememeyi ve çocuklarımı içtenlikle sevmeyi öğrendim. 14. Kardeşim Severus'tan aile, doğruluk ve adalet sevgisini öğrendim. Onun sayesinde Teresia, Halvidius, Cato, Dion ve Brutus'u tanıdım. Severus bana adil yaşayanlara göre ve eşitlikle yönetilen özgürlükçü, demokratik bir devlet anlayışını ve asıl kaygısı üyelerinin özgürlüğü olan bir monarşi kavramını aşıladı. Yine ondan felsefeye karşı sürekli ve uyumlu bir bağlılığı, iyilik etmeye hazır olmayı ve tüm kalbimle cömert olmayı öğrendim. Bana umut etmeyi ve dostlarımın sevgisine güvenmeyi öğretti. Ayrıca başkalarının yaptıklarını açık yüreklilikle eleştirmeyi, davranışlarımda dürüst ve samimi olmayı, böylece arkadaşlarımın neyi sevip sevmediğim konusunda varsayımlarda bulunmalarına ihtiyaç duymadan niyetimi açıkça ortaya koymayı öğrendim. 15. Danışmanlarımdan biri olan Maximus'tan, kendimi yönetmeyi, doğru yargılamayı, hastalıklara veya talihsizliklere karşı cesur durmayı, ılımlı olmayı, nazik olmayı, görevlerimi şikayet etmeden yerine getirmeyi öğrendim. Herkes onun ne düşünürse, onu söylediğine veya yaparsa yapsın, iyi niyetle yaptığına inanırdı. Hiçbir şeye şaşırmaz, hiçbir şeyden kolay kolay etkilenmezdi. Hiçbir zaman telaş içinde değildi. Amacından hiç sapmazdı. Yenik veya kederli hissetmezdi. Kolayca gülmezdi. Ancak aniden öfkelenmez veya kuruntu da yapmazdı. İyilik etmeye, bağışlanmaya, doğruyu söylemeye eğilimliydi. Ve zorla doğru yola getirilen biri değil, kendi isteğiyle doğru yoldan ayrılmayan biriydi. Hiç kimse Maximus'un kendisini hor gördüğünü düşünmezdi veya aksine hiç kimse kendini Maximus'tan üstün görmeye cüret edemezdi. O aynı zamanda iyi bir mizah anlayışına sahipti. 16. Babamdan nezaketi ve üzerinde inceden inceye düşünülüp alınan kararlarda yolumdan sapmamayı, içi boş zaferlere itibar etmemeyi, gayretli ve çalışkan olmayı öğrendim. Ortak iyiliğe hizmet eden insanlara kulak vermeyi, herkese karşı tarafsız ve adil olmayı, ne zaman ciddi, ne zaman merhametli olmanın doğru olacağını ayırt edebilmeyi, saf olmayan şehvetten uzak durmayı ve herkese karşı insancıl olmayı öğretti bana. Arkadaşlarını, onunla şölenlere katılıp katılmama, birlikte yurt dışına gidip gitmeme konusunda serbest bırakırdı.
Sonuç ne olursa olsun herhangi bir zorunluluktan ötürü ona katılmasalar bile o aynı tutumunu sürdürmeye devam ederdi. Kurullarda her sorunu titizlikle inceler, ilk izlenimleriyle yetinmez, sabırla araştırmaya devam ederdi. Arkadaşlarının üzerine çok düşmeden ve onları sıkmadan onlardan ilgisini esirgemez. Her koşuldan memnuniyet duyardı. Neşeli, ileri görüşlü ve en küçük ayrıntılara bile dikkat eden bir insandı. Kendisine karşı her tür alkış ve pohpohlamayı dizginleyebilirdi. İmparatorluğun ihtiyaçlarını her bakımdan karşılamak için çaba harcamayı, kaynakları akıllıca kullanmayı ve bu konuda ortaya atılan eleştirilere karşı hoşgörülü davranmayı bilirdi. Ne tanrılar konusunda batıl inançlara yönelir, ne de hırsları için insanları memnun etmeye çalışırdı. Popülerlik peşinde değildi ama her şeyde gözü açık ve kararlıydı. Neyin onurlu olduğunu iyi bilir, yenilik peşinde koşmazdı. Hayatı kolaylaştıran, şansın sağladığı her şeyden yararlanmayı bilirdi. Öyle ki varken bir hediyeymiş gibi karşılar, yokken ise hiç ihtiyacı yokmuş gibi davranırdı. Hiç kimse ona sofist, soytarı veya bilgiç diye hitap etmezdi. Olgun bir insandı. Kimsenin olmayacağı kadar gururluydu. Başkalarını yönetebildiği gibi kendini de nasıl yönetmesi gerektiğini iyi bilirdi. Dahası gerçek filozofları her zaman onurlandırır, onları sert biçimde eleştirmekten kaçınırdı. Yöntemleri kolay, konuşmaları keyifli ama rahatsız edici değildi. Hayata çok bağlanmış gibi veya kendine hayranmış gibi davranmadan ama bunları hor görmeden kendi vücudunun bakımına gerekli özeni gösterirdi. Bu yüzden ilaçlara veya merhemlere olabildiğince az ihtiyaç duyardı. Güzel söz söylemeyi bilenleri, hukuk öğrenenleri, yasaları ve töreleri bilen özel yetenek sahibi insanları herhangi bir kıskançlık duymadan takdir etmeyi bilecek kadar, herkesin onlara saygı duymasını isteyecek kadar liyakat sahibiydi. Atalarından miras gelenekleri gösterişe gerek duymaksızın sürdürür, onları korurdu. Kararsız ve kaprisli değildi. Herhangi bir yer değişikliği veya iş değişikliğinden hoşlanmazdı. Şiddetli baş ağrısı nöbetlerinden sonra günlük işlerine kaldığı yerden taze bir enerjiyle devam ederdi. Çok az sırrı vardı ve bunlar nadiren kamu meseleleriyle ilgiliydi. İnsanların eğlenmeleri için gösterilerin sergilenmelerinde, kamu işlerinde, bağışlar konusunda sağduyulu ve ölçülü davranırdı. Bütün bunları kendisine getireceği ün için değil, özünde doğru olduğu için yapardı. Uygun olmayan saatlerde yıkanmazdı. Binalar yaptırmaya aşırı düşkün değildi. Yiyeceğine, kıyafetlerinin rengine, kölelerinin güzelliğine gereğinden fazla önem vermezdi. Kıyafeti Lorium'dan gelirdi ve büyük bir kısmı Lanuvian yünündendi. Kendisinden af dileyen Tusculum'daki vergi tahsildarına davranışı hala hatırlanır ki bu gibi durumlardaki tutumu hep böyleydi. İnsanlık dışı davranışlardan çok uzaktı. Şiddet yanlısı değildi. İnsanları sömürmezdi. Tüm eylemlerini sakin, düzenli ve kararlı bir şekilde muhakeme ederdi. Sokrates için söylenen tam da ona uyardı. Birçoğunun karşı koyamayacak kadar zayıf olduğu ve ellerindeyken de aşırı düşkünlük gösterdiği şeylerden hem kaçınma hem de onların keyfini sürme yeteneğine sahipti. Uzak durma konusunda sebat göstermek ve keyfini sürerken de ölçülü olmak, her iki durumda da kararlılığı elden bırakmamak, bunlar tıpkı Maximus'un hastalığındayken sergilediği gibi kusursuz ve yenilmez bir insanın özellikleridir. 17. Tanrılara, iyi büyük baba ve iyi büyük annelere, iyi ebeveynlere, iyi bir kız kardeşe, iyi öğretmenlere, iyi hizmetkarlara, iyi akrabalara ve arkadaşlara, yani hemen hepsinin iyisine sahip olmamı borçluyum. Fevri ve düşüncesiz davranarak onların hiçbirini incitmediğim için onlara teşekkür etmem gerekir. Zira koşullar uygun olsaydı bunu yapabilecek bir yapıya sahibim. Ama tanrıların lütfu sayesinde bu zayıflığımı ortaya çıkartacak bir ortam hiç olmadı.
Dedemin metresiyle büyümek zorunda olmadığım için, böylece masumiyetimi koruduğum ve aşkın zevklerinden kaçındığım, hatta bunu gereğinden fazla geciktirdiğim için minnettarım. Bir prensin muhafızlara, gösterişli giysilere, avizelere, heykellere ve bunun gibi diğer lüks şeylere ihtiyaç duymadan da sarayda yaşayabileceğine, saygınlığını yitirmeden ve devletin çıkarı için yerine getirmesi gereken görevleri aksatmadan, kendini neredeyse sıradan bir yurttaşın durumuna indirgeyebileceğini, beni inandıran bir hükümdarın ve babanın devletinde yaşadığım için tanrılara şükrediyorum. Karakteriyle kişiliğimi güçlendirmemi sağlayan, aynı zamanda sevgisi ve saygısıyla ruhumu okşayan abime sahip olduğum için tanrılara minnettarım. Sağlıklı bedenlere ve iyi karakterlere sahip çocuklarım için de onlara müteşekkirim. Retorik, şiir ve diğer çalışmalarımda çok fazla ilerleme gösteremediğim için, zihnimi tamamen bunlarla doldurmayıp tüm vaktimi çalmadıkları için tanrıların öngörüsüne teşekkür borçluyum. Tanrıların lütfuyla beni yetiştiren öğretmenlerimi, hak ettikleri ve arzu ettikleri yere yükselttiğim ve bunu öğretmenlerimin genç olduğunu düşünüp daha sonraya ertelemediğim için şükrediyorum. Apollonius, Rusticus ve Maximus'u tanımış olduğum için, doğaya uygun yaşamanın gerçekte ne olduğu üzerine düşünmeye sıklıkla fırsat bulabildiğim için tanrılara minnettarım. Tanrıların önerilerine, yardımlarına ve esinlerine bağlı olduğum sürece hiçbir şey beni doğaya uygun yaşamaktan alıkoymamıştır. Benimki gibi stresli bir hayata karşılık bana bu beden sağlığını veren tanrılara rağmen, eğer hala bundan biraz uzaksam kusur yalnızca bana aittir. Tanrıların uyarılarını ve hatta öğrettiklerini hesaba katmamışımdır. Onların iyiliği sayesinde ben, Benedikta'ne, Theodotus'a dokundum. Daha sonra aptalca tutkulara kapıldığımda hemen iyileştim. Şükürler olsun ki zaman zaman Rusticus'a öfkelensem de sonradan pişmanlık duyacağım hiçbir şey yapmadım. Genç yaşta ölmeye yazgılı annem hiç değilse son yıllarını benimle birlikte geçirdiği, ne zaman yoksul veya yardıma muhtaç birine yardım etmek istesem bunun için yeterli olanak bulunmadığı yanıtını alamadığım için ve aynı zamanda kimseden yardım alma gereksiniminde olmadığım için de şükrediyorum. Böylesine itaatkar, sevgi dolu, zeki bir eşe ve çocuklarımı gönül rahatlığıyla teslim edebileceğim yetenekli eğitmenlere sahip olduğum için minnettarım. Başta kan tükürme ve vertigo rahatsızlığımın tedavisi için olmak üzere rüyalarımda ilahi yardımlar aldım ve Kayıta'daki kahinlerin yardımları için de talihim el verdi. Felsefeye kendimi adamaya başladığımda tanrılar beni izliyordu. Bu süreçte sofistlerin eline düşmemem, birçok eser üzerinde aynı anda çalışmamam, kendimi göksel olayları yorumlamaya veya tasarımları çözümlemeye adamamış olmam yine tanrıların sayesindedir. İşte tüm bunlar tanrıların lütfu ve bana yazdığı güzel kader sayesindedir. Gran Irmağı kıyısında, Guadı ülkesinde yazıldı.